Merhaba, bugün mirror yani aynalama komutunu göreceğiz. Mirror komutunu üstünde deneyeceğimiz objemizi oluşturalım. Örneği oluştururken yay komutunu da tekrarlamış olalım. Üç nokta kullanarak yay oluşturalım. Start and Angle yay çizim tekniğini de hatırlayalım. Şimdi soldaki oluşturduğumuz örneği olduğu gibi aynalayalım. Komut satırında Mi Enter yaparak Mirror komutuna girelim. Objeyi seçelim. Şimdi ise bir nokta seçmemiz gerekiyor. Ortadaki çizginin alt uç noktasını seçelim. Kareyi hareket ettirdiğimizde aynalama olan yerlerde kilitlenecektir. Sağ taraf için işlemi gerçekleştirelim. Aynalama yeri seçtiğinizde ise çizim kaybolmuş gibi görünür. Aşağıda bir yönlendirme sorusu gelecektir. Orijinal nesne silinsin mi silinmesin mi diye. N Enter yaptığınızda her iki tarafta da objeniz duracaktır. İşlemi geri alalım ve bir de farklı noktadan aynı işlemi yapalım. Aynı çizgi üzerinden bir nokta seçtiğimiz için aynalama işlemi öncekiyle aynı olacaktır. Basit bir örnek daha çizelim ve Mirror komutunun ne gibi kolaylıklar sağladığını görelim. Nesneden biraz uzağa bir çizgi çizelim. Yeri gelmişken Join komutunu tekrarlamış olalım. Çizimi seçelim ve polyline hale getirelim. Mi Enter yaparak komuta girelim ve soldaki çizimi olduğu gibi seçip Enter yapalım. Aynalama için ortadaki çizginin alt noktasını seçelim ve sağ tarafta oluşturalım. Altta gelen yönlendirme sorusuna hayır diyerek işlemi tamamlayalım. Bir de yönlendirme sorusunda evet diyerek işlem yapalım. Bütün objeyi tarayalım ve aşağı yansıtalım. Gördüğümüz gibi yansıtma işlemi sonrası orijinalini silecektir. Yukarı kısma tekrar yansıtma yapalım ve bu sefer farklı bir örnek oluşturalım. Bu kareler arasına iki nokta kullanarak birer çember oluşturalım.
C enter, 2 P enter yaparak bu özelliği kullanabiliriz. Bu çemberleri tek tek oluşturabileceğimiz gibi bir tane oluşturup mirror komutuyla da devamını getirebiliriz.